sevgili arkadaşlar. Evet, hafta sonu moral ve motivasyon depolayacağımız Sapanca'daki günlük kiralık evimiz işte burası. Güzel. Ben bayıldım buraya, çok güzel. Doğayla iç içe bakar mısınız? Gerçekten iç içe harika ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çok beğendim. Böyle yerler yurt dışında da var. Yurt dışında daha da güzeli var. Harika. Tabii hatta ya. Hatta orada böyle kafana göre gelip hop diye gelemiyorsun yani. Bir rezervasyon var, site. Avrupa bambaşka ya. Vallahi bambaşka. Ah, yurt dışı bambaşka kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim mi? İnanın bir sabah böyle alacaksın çantanı, basacaksın gideceksin yani. Canım, çekip gideceksin. Çekip gideceksin. Tabii yani. Hayati Bey, bu arada biz çalışanlarınızla tatil yapıyor olmanız gerçekten çok özel bir durum. Hiç diğer patronlara benzemiyorsunuz efendim. Tabii tabii. Yani ben her zaman yanımda çalışanları bir arkadaş olarak görmüşümdür. Yani öyle bir otorite figürü olmayı her zaman reddetmişimdir. O yüzden de hep sizin yanınızdayım, sizinle eğleniyorum. Bu arada mangal geldi mi? Getirdim efendim. İyi. Ondan önce şu yurt dışından gelen sözleşmeyi Türkçe'ye çevirelim, sonra mangal. Ha, ya ben önce etleri çeviririz diye düşünmüştüm ama. Olsun. Ama her şeyin bir sırası var canım. Allah Allah. Birazcık sabırlı olun efendim lütfen Mustafa. Tamam. Hayati Beyciğim. Ben hemen laptopu çıkartıp halledeceğim. Tamam, tamam. Ya çocuklar yeter nerede kaldı biliyor musunuz? Yeni erkek arkadaşıyla gelecekti efendim. Evet. Çok merak ediyoruz. Nasıl biri biz de bilmiyoruz ama. Evet. Ya ben tanışmadım kendisiyle ama böyle içi dışı bir... Yani sözünü sakınmayan birisiymiş. Ben de değil mi? Hayır, böyle açık sözlü insanları severim ben. Evet, severim. Severim. Geldiler galiba, geldiler. Selam dostlar. Merhaba. Merhaba dostlarım, tanıştırayım. Sevgilim Hüseyin. Hüseyin'cim Burcu. Hayati Bey, Ozan. İşte canım sevgilim, dostlarım. Benim beyaz yakalı dostlarım ofisten. Ha beyaz yakalı ya, siz şeysiniz. Üç kuruş para almasına rağmen sırrı afilli ünvanları var diye ona yedirip de sabahları kahve içmeden ayılmayan tayfa. Çok doğru. Doğru. Hüseyin Bey, çok doğru. Güzel bir tespit yaptınız. Çok güzel. Ama güzel. Evet. Güzeldi. Bu arada Hüseyin Bey'cim bu... Yani kiraladığımız yeri nasıl buldunuz? Güzel, vallahi harika. Tam bir keriz silkeleme ortamı. Harika. Tahmin edeyim burada kesin serpme kahvaltı da vardır. Evet, nereden bildiniz? Ya bilmem mi? Son zamanların en popüler keriz silkeleme yöntemidir serpme kahvaltı. Hatta bence adını serpme kahvaltı değil, s**me kahvaltı olarak değişmesi lazım. Yeter. Canım. Yeni erkek arkadaşım gerçekten de bahsettiğin kadar varmış. Çok... İçi dışı böyle ortada bir bir insan. Kesinlikle gerçekten. Şimdi hepimiz yani ya da bazı insanlar kafalarında bir şeyleri düşünürler ama pat diye söyleyemezler. Evet. Benim sevgilim aklından geçen ne varsa çat çut hemen söyler. Hiç saklamaz. İşte o yüzden de beni çok etkiledi, çok beğeniyorum. Vallahi şimdi ne yalan söyleyeyim. Benim de yani karşımdaki insanın duygularını böyle kontrol ettiğim, ona uyumlanmaya çalıştım. Ne bu onaylanmak ihtiyacı olsun falan. Böyle şeyler kovaladım çok oldu. Bir gün çat diye vazgeçtim. Böyle bir özgürlük geldi bana. Anından sonra böyle ağzıma geleni söylüyorum. İçim dışım bir yanı lak lak yapıştırıyorum. Öyle birine dönüştüm. Enteresan. Peki Hüseyin Bey nasıl aydınlandınız? Yani böyle bir kişisel gelişim programıyla falan. Yok, dedemden miras kaldı bana. Büfem var benim. Büfeyle mi aydınlandınız? Tabii tabii, büfem var. Beklerim bir gün. Hı-hı. Aylık 140 bin lira tertemiz bir para akışım var. Yani dolayısıyla benim ekonomik durumum insanları idare etmek gibi bir tasarrufu komple ortadan kaldırdı. Yani benim birilerini mutlu etmek gibi bir keyfim kalmadı yani. Niye? Çünkü benim büfem var. Yani kafamızdaki bütün her şeyi karşı tarafı düşünmeden söylememiz ne kadar doğru? Ya çok doğru. Bence de çok doğru. Hemen söylemek lazım. Evet, evet. Yani, söyleyeyim. Zaten Hüseyin'ciğim, Hüseyin diyorum. Estağfurullah. Hüseyin'ciğim, zaten böyle bir sürekli bir maskeli. Ne bileyim, düşündüğünü söylemeyen insanlar yüzünden böyle olduk biz. Kesinlikle böyle insanlara ihtiyacımız var. Var, tabii, var. Biz içeri gidelim, odalara bakalım. Hadi gel, kontrol edelim. Hadi gel bakalım tatlım. Sevgilim, geliyorum. Tabii aşkım, keyfinize bakın. Ha tabii ki gene de yani benim bu tavırlarından rahatsız olacak falan olursanız benim büfem sayesinde aldığım yepyeni arabama hemen şu anda binip buradan gidebilirim. Benim için hiçbir sıkıntı yok ha. Yok yok, kalabilirsiniz. Ne demek canım? Yok canım, niye gidiyorsunuz? Olur mu öyle şey ya? Mesela
Yurt dışında da böyle insanlar var. Hep yurt dışında insanlar böyle direkt böyle konuşuyorlar. Direkt hemen böyle yüzüne söyleyiveriyorlar insan. Hatta ben geçenlerde bir Oslo'ya gittim. Oslo inanılmaz. Bak, Oslo başka. Bambaşka bir yer. Başka. Norveç başka. Bambaşka. Bayıldım. İnanılmazdı. Ya inan bir gün şöyle alacaksın, çantanı toplayacaksın. Çekip gideceksin buralardan ya. Peki. Nasıl anlamadım? Bayağı bir sabah böyle bana al çantanı. Yok giderim tabii de yani burada kurul düzenimiz var sonuçta. Vallahi Mustafa kardeş bayılıyorum senin gibilere. Ne bir yabancı dil öğrenirsiniz, ne bir yabancı şirkete bir girişiminiz olur, bir görüşmekle ilgili falan filan. Ancak konforlu alanımdan burada böyle yapmak lazım, böyle çekmek lazım. Çektir git derler adama vallahi yani. Ayıp oluyor beyefendi biraz yalnız. Vallahi kusura bakma, benim seni mutlu etmek gibi bir hiç öyle bir tasarrufum yok ha. Benim seni huyuna gitmek, benim büfem var. Büfe sahibi insanım, ben hiç böyle takılmam yani. Benim büfem var. Tamam ya, orasını anladık kardeşim, tamam. Aa. Bak Mustafa'cığım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne gibi? Sen yapamazsın, şimdi senin hazırlığın yok. Misal ben kalkıp gitsem Oslo'ya, benim büfenin bir tane muadilini açarım şubesini. Ayvalık tostumu satar, gene geçinirim. Yani bunu sen yapamazsın. Çünkü senin büfen var. Çünkü benim büfem var. Ama gene de yanlış anlama, hani bu söylediklerim seni sıkıyorsa, hani seni bunaltıyorsa vallahi yepis yeni araba almışım, çok da iyi kaçıyorum. Bilir giderim buradan, sıkıntı yok. Senin büfen var. Büfen var. Evet, çok güzel. Aslında bak Mustafa'cığım, böyle bozulma. Yok. Bozulma, adam senin iyiliğin için söylüyor. Ayrıca sen ya, gitmek istiyorsan biraz çalışman, bir hazırlanman lazım canım. Hiç! Yani Mustafa'cığım, yani birazcık çalışman lazım. Daha yabancı dilin yok. Sabahtan beri esip gürlüyorsun burada ya. Anladık Ozan Bey. Tamam, evet hallederim efendim. Tabii. Aa, benim yavrularım, hoş geldin. İbrahim baba. İbrahim baba. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Var mı bir eksiğiniz? Sağ ol İbrahim baba. Sen varsın ya İbrahim babam, şu al yanaklarını. Ya burası sizin. Sizin yavrum, hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Hayati Bey. Hayati Bey'i tanıştırayım. İbrahim baba, buranın sahibi. Sık sık geliriz biz buraya ve bize kiralar evlerini. Çok güzel. Aytur söyle, biz kaça kiraladınız? Gecelik 5.000'e kiraladık. Gecelik 5.000 karşılığında İbrahim baba bizi bu evlere yerleştirdi. 5.000 ha? Vallahi evet. Güzel yerleştirmiş ha. Canım, para benim için ikinci planda. Mühim değil para falan ya. Yahu Mustafa da, Ozan da, bunlar benim evlatlarım, oğullarım gibi. Ozan ben yalnız. Ya, ya Ozan da Mustafa da neyse işte. Oğullarım. Ha, İbrahim babam. Babam. Ya ben oğulları seversen hangi baba oğullarına gecede 5.000 kitliyor ya? Bilinçli tüketici herhalde arkadaşın. Ama öyle kolay değil tabii. Sonuçta ben Sapanca'nın en güzel yerini açtım bu tesisi. Belli belli, çok güzel yere de tezgah açmışsın, o belli oluyor. Zaten bu böyle gittikçe bu çocuklar da çok gelir böyle babalara. Sen rahat ol. Zehirlerim lan seni. Aman aman. İbrahim baba. İbrahim baba. Ben ne zamandır buradayım? Baba. Sen kim oluyorsun asıl? Neler istiyor ya bu kulak? İbrahim baba. Daha neler artık ama aşk baba, olsun yani. Abi deme neler duyuyor. Emek verdim ben buraya o kadar. Ya benim pul koleksiyonum vardı çocukken. Ofis boy olarak başladım ben bu işe. Hala duran ofis boyu gibi devam ediyorum. Daha ne lazım? Yazıklar olsun ya Allah Allah. Çiftçilik de yaptım ben, her şeyi yaptım. Ayıp oldu ya. Tabii ayıp oldu yani adama. Yok ya, adama değil size. Yani kerizlik yaptığınızı çok böyle yüzünüze karşı söyledim ya. Acaba dedim size mi ayıp oldu? Gerçi onu da anlamamışsınız. Demek ki alışmışsınız kerizliğe. Çok güzel. Gerçekten anlamadılar ama işi. Sen niye gülüyorsun Hayati Bey? Sen vermedin mi? Doğru, ben de verdim. Bana niye verdiniz? Ha? Niye araştırmıyorsunuz oğlum? Niye araştırmıyorsun Mustafa? Neden araştırmıyorsun? Araştırmak lazım. Araştırırız Ozan Bey. Peki. Aa, şu kızlar gelse de artık şu mangal faslına geçsek. Evet, doğru doğru. Çok acıktık ya, ha? Değil mi? Şöyle, ne bileyim, şöyle bir mangalı çevirelim, değil mi? Ha? Ağzımızın, dilimizin şöyle bir tadı yerine gelsin ama önce yurt dışından gelen sözleşmeyi şöyle bir Türkçe'ye çevirelim, ha? Sonra mangalı çeviririz. Mangalı çeviririz. Onu çevir bana. Bak, bu çok güzeldi.
Ay çok iyiydi gerçekten bu. Ben hemen laptopu açıyorum Hayati Bey'ciğim. Hayati Bey, sen yakın zamanda zam mı yapacaksın? Evet, nereden anladın? Ozan kardeşimin kahkahasından. Tam patron yalakası gülüşü bu çünkü. Nerede duysam tararım. Sabah beri de fırın fırın dönüyor vallahi. Ne alakası var canım? Alakası yok. Ben yalakalık falan yapmıyorum. Hem Hayati Bey'i ben patronum olarak görmüyorum ki. Evet, evet. Bak burada yanıldık. İşte bak bu sefer yanıldın Hüseyin'ciğim. Çünkü ben çalışanlarımı hep arkadaşım olarak görmüşümdür. Ha, sen bu çalışanların benim arkadaşım ayağına tatile geliyorsun. Arkandan da dedikodu olmasın diye başlarında duruyorsun gözcü gibi. Ondan sonra da arada da tatilde iş kilitliyorsun. Anladım. Ben de resim oturdu. Tamam. Şimdi şöyle, yani ben bir klasik, değil mi? Evet. Klasik bir patron modelini hep nedir? Reddettim, değil mi? Evet. Yani evet. Ben daha çok nasıl, yani böyle şirketimizde yeni bir vizyon, yeni bir, ne bileyim, böyle bir oluşum. İnsanlar bir öldürürüm lan seni! Öldürürüm seni! Hayati Baba, Hayati Bey! Terbiyesiz! Vallahi ben ne gördüm? Hayati Bey! Hayati Bey lütfen. Tamam, bir şey yapmayın. Ben gördüğümü söylerim, kusura bakmayın. Ben kimsenin huyuna suyuna gitmeye ihtiyacım yok. Ben yarına satarım açık ayranımı gül gibi. Benim büfem var. Tamam, ne olur sakin ol lütfen. Hayati Bey, lütfen. Ha, kızlar geliyor zaten. Tamam. Mangalımız için etlerimiz hazır. Size vereyim etleri, bunlar sizin etleriniz. Heh, onları alalım. Bunlar benim, onlar çocuklar. Sizin. Tamam. Hadi mangala. Bir dakika, sen yemeyecek misin? Yok, ben organik besleniyorum. Evet. Güzel. Bak, organik beslemek lazım. Ya ama şunlar yenmez mi ya? Oğlum. Ama gerçekten takdir ediyorum Burcu'yu. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ne o yediklerin Burcu bacım? Bunlar özel. Hepsi organik üretim. Ben çiftlikten alıyorum. Mesela bu Cunda'dan geldi. Cunda peyniri. Hmm. Evet, bu denizde mayalanıyor. Deniz suyuyla mayalıyorlar. Ve eşeğin sırtında 7 ay boyunca soğukta bekletiyorlar. Eşeğin sırt sıcaklığıyla iyice ılındıktan sonra tam mayalanma gerçekleşiyor ve öyle satılıyor. Ölüyor eşeğin sırtı ama artık yanım bu. Yani bu... Havalı havalı konuşacağım diye de yemeyin canım böyle şeyler siz de, Allah Allah. Ay yok canım, öyle değil yani. Bunlar organik sonuçta. Şimdi bedenimize ne soktuğumuz çok önemli. Evet. Ben hikayesi olmayan hiçbir şeyi kesinlikle bedenime sokmam. Evet, evet. Hikayesi dediğinde 2 gram Bulgara'da Reşat Nuri Güntekin eseri muamelesi yapmayın canım siz de, Allah Allah. Size ne pardon ya? Allah Allah, sana ne oluyor? Sen kimsin ki? Ben 1500 TL'ye verdim ya buna. Sen yani... Sen neden bana karışıyorsun şu anlarda? Bunlar organik. Organik. Bu ne kadar zor üretiliyor bunlar? Siz biliyor musunuz acaba ne kadar zor üretiliyor? Yani sen işçiye, çiftçiye, şu anda sen emeğe saygısızlık yapıyorsun ya sen. Sen kimsin? Sen kimsin benim? Benim şu anda büyük motivasyonumu sıfıra indiren bir adamsın sen şu anda. Kim sana bu hakkı veriyor ya? Kim sana bu hakkı veriyor? Oturmuşsun oraya keko gibi. Sen bana konuşuyorsun. Sen bana ne konuşuyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum ha. Ben kimseye mutlu etmek zorunda değil. Benim büfem var ya. Ah, ne oldu öyle Burcu'ya çıktı gitti? Yeter Hanım, şöyle gelir misiniz? Ay buyurun Hayati Bey. Efendim şimdi şu erkek arkadaşınızla konuşun. Şurada 2 gram keyfimiz vardı. Hepsini içine etti. Ah. Eğer siz onunla konuşmazsanız İstanbul'a döndüğünüzde insan kaynaklarıyla konuşacaksınız. Haberiniz olsun. Tabii efendim, ben hemen konuşacağım. Aşkım şuraya geleceğim. Ne diyorum efendim? Aşkım veriyor böyle. Bak ne olursun, ben senin bu açık sözlüğünü çok seviyorum ama... belli ki yani işimden kovulacağım. Ne olur sakin ol biraz. Aşkım beni biliyorsun, sahtelik görünce dayanamıyorum. Ağzıma vuruyor yani. Biliyorum. Tamam hadi neyse, idare edeyim. Biraz büfem yokmuş gibi davranacağım. Dur bir. Bir moda gireyim, bakayım büfe... Allah korusun. Ama yokmuş gibi yapacağım, tamam? Lütfen, tamam, lütfen. İdare ederim. Yok arkadaş, yok. Yurt dışında inan olsun böyle insanlar yok yani. Yurt dışı bambaşka bir yer yani. Diyorum ya işte, ben geçenlerde Norveç'e gittim, Oslo'ya. İnanılmaz yani, bambaşka bir yer. Dediğim gibi efendim, bir sabah çantanı alacaksın, çekip gideceksin buradan ya. Bir dakika ya, ben bir saniye. Vallahi. Bir dakika Mustafa kardeş. Senin adın ne? Mustafa. Soyadın ne? Kardeş. Yazmışım zaten. Tamam, aldım biletini, yarın gidiyorum.
Nereye gidiyorum? Norveç'e, Oslo'da kar tartatır atar abi. Ne alakası var ya? Ben şimdi kalkıp buradan şu an Oslo'ya mı gidiyorum? He. Nasıl, ne alaka? Burada otururken şu an biletim alındı, ben Oslo'ya gidiyorum. Burada Oslo otururken kalkıp gidiyorum, öyle mi ben? Hayır efendim. Ben gitmek istemiyorum Hayati Bey, lütfen rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Norveç kesilme, Norveç öyle mi? Ya ben Norveç'e geçen 3 gün gittim, ***'im dondu, yapmayın ya. Başka bir yer olsaydı bari. Ya ne Norveç'i arkadaşlar? Ya ben Norveç'te Danimarka ayırmayı bilmem ya. Ben ömrümde oraların nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ya. Mustafa arkadaşımız ağlıyor. Onu lavaboya götürebilir miyim? Duydum, duydum. Git ilgilen, git. Tabii ki. Mustafa dur! Dur kardeşim, bak senin yüzme derecen var. Sen at biliyorsan! Mustafa oğlum, ne oldu, ne bu hal? İbrahim abi ben, Ozan! Ozan niye ağlıyorsun? Hayırdır yavrum? Ben ağlamıyorum, Mustafa ağlıyor ya. Ne oldu ki yine o herif yüzünden mi? Evet! Sana lan, sana oturan yüzünden mi? Ne yaşıyorum ben? Ne yaşıyorum? İşin kötüsü yüzme bilmiyorum. Bana bak. Bu arkadaşını al. Kalkın gidin buradan. Kalkın gidin buradan. Gidin İstanbul'da da insan kaynaklarına uğrayın. Şurada 2 gram keyfimiz vardı. Adam bize burada geçirdi de geçirdi. Geçirdi de geçirdi be. Hayati Beyciğim, ben şu an işimden mi oluyorum? Biraz. Çok ayıp ediyorsunuz yalnız Hayati Bey. Aşkım sen üzülme, boş ver. Büfede çalışırsın ya. Ne yaptın lan? Büfede mi? Tabii canım, ne olacak? Kafan rahat olur ya. Otursun kasada, ne olacak? Aa, doğru diyorsun. Oğlum bunun ağız kokusunu çekeceğime senin büfen olurum. Çok daha iyi. Tabii ya. Manyak mısın sen? Ne olacak? Dur, dükkandaki, büfedeki çocuk mesaj attı. Sen git konuş ya, rahat ol. Hayati Bey. Ne diyor bu ruhsat? Siz kan emicisiniz. Siz bir vampirsiniz. Yok aşkım, dur. Hemen kariyerini tehlikeye atma, dur. Siz kariyer ezikleyicisisiniz, yok edicisisiniz. Yok aşkım, yok. Yıkım. Yıkıcısınız, ezicisiniz. Yok. Size çok net söyleyeyim. Bir dakika hayatım, ne? Aşkım büfe. Büfe işte büfe. Ya, İstediğim hayır. Her şeyi söylerim. Büfem var benim ya. Ya aşkım yok, büfe yok. Nasıl yok ya? Ruhsat yüzünden yıkmışlar büfeyi. Sen ne diyorsun? Siz nasıl şimdi konuşuyorsunuz benimle? Efendim, tamam, bir saniye geçin. Hayati Bey. Yeter Hanım'dan boşalan pozisyon için birini düşündünüz mü acaba? Çek ulan elini! Hayvan herif! Ama yakışıyor mu böyle, ulan da hayvandı falan? Allah, hiç umurumda değil benim. Ben kimseyi mutlu etmek zorunda değilim. Benim şirketim var. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.